Merhaba İlker Çağlayan ben. Bugünkü videoda ofiste farkındalığı konuşacağız. Ofiste daha farkında olmak için, özellikle beslenme konusunda daha farkında olmak için neler yapacağız? Hepsini paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Evet, ben İlker Çağlayan. Yoga eğitmeniyim, antrenör, beslenme uzmanı, fonksiyonel tıp, yaşam koçu. Yaklaşık 20 senedir insanların beslenme alışkanlıklarını değiştirmek, gıda bağımlılıklarından kurtarmak ve onları daha mutlu birer insan yapmak için çalışıyorum. Evet, bugünkü konu ofiste farkındalık. Öncelikle farkındalık ne demek onu anlatayım. İngilizcesi mindfulness biliyorsunuz. Farkındalık o anda olan olaylar, duygular, düşüncelere bizim yargısız bir şekilde bir gözlemci olarak yani şahit makamından bakıyor olmamız demek. Şimdi genel olarak farkındalıkla ilgili iki şeyi yapmamız gerekiyor. Bir, o anda olan konuya odaklanmak. İki, yargısız olmak gerekiyor. Şimdi beyaz yakalıların, ofiste çalışanların biliyorsunuz bir sürü dertleri var. Nedir onlar? Biz çok hareketsiziz, hareketsiz olduğumuz için kilo alıyoruz. İşte çok sağlıklı beslenemiyoruz, doğru dürüst yiyecek bulamıyoruz. İşte işim çok yoğun ve çok stresli olduğu için ben de çekmecemde her zaman bir çikolata var, bisküvi var, gofret var. Akşamüstü onu alıyorum, onu yiyorum ve o bana iyi geliyor. Ya da işte toplantılarda bize şunları şunları ikram ediyorlar. Yani hep bizim dışımızda birileri suçlu ama biz gayet sütten çıkmış akkaşıyız, bizde hiç suç yok. Yani nedir bu? Kurban psikolojisi. Kendimizi kurban psikolojisine soktuğumuz an aslında farkındalığımızın bittiği an demektir. Yani farkındalık olmadan yaptığımız bir hareket sonucu bir düşünce olur. Bu düşünce genellikle kurban rolüdür. Ama farkında olduğumuz zaman bu düşünceye ya bir dakika, şu anda benim masamda bir çikolata duruyorsa onu oraya koyan kişi benim. Onda mutluluğu arayan kişi de benim. En başa dönecek olursak benim bu çikolatayı yememe sebep olacak stresi anlamlandıran kişi de benim. Daha doğrusu o olayı kötü olay olarak yargılarsak ne dedik? Yargısızlık çok önemli. Yani o durum karşısına, olay karşısına iyi, kötü, güzel, çirkin, muhteşem, berbat gibi sıfatlar koymadan yaklaşmak. Dolayısıyla bizim başımıza bir şey geldiğinde buna biz kötü etiketi koyarsak, buna biz beni mahvetti, çok kötü konuştu gibi bir etiket koyarsak orada kendimizi stres durumuna sokan kişi de biz oluruz. Ama o kişinin bize verdiği o tepkiden dolayı kendimizi böyle bir çekip vücuttan yukarı çıkarsak ve sanki başka iki kişinin konuşmasıymış gibi şahit makamına çıkıp yargılamazsak bu sefer ondan ders alma ve bunun bizim başımıza gelmesiyle ilgili bir hani şunu derler ya, her işte bir hayır vardır. Bu bizim işte annelerimiz, babalarımız, anneannelerimiz çok söylüyor. Her işte bir hayır vardır. Yani başına ne gelirse gelsin bir şekilde seni iyi yapmak için gelir. Bu bir inanıştır. Ben buna inanırım. Buna inandığım andan itibaren hayatımda stres denen şey aslında ortadan kalktı. Çünkü fark ettim ki beni stres yapan şeyi benim anlamlandırdığım şeyler. Benim yargıladığım şeyler. Ben ona o yargıyı yüklemezsem aslında o bende stres yapacak bir etkiye sahip değil. Bizim zihnimiz dışında aslında bizde tabii ki stres bazı durumlarda çok çok önemli. Bizim hayatımızı kurtarıyor. Buna aslında akut stres diyoruz. Yani ne oluyor? Biz ormanda yürürken bizim karşımıza bir ayı çıktığında biz strese giriyoruz. Ama o stres orada hayat kurtaran faydalı bir stres. Ne oluyor? Vücut doğru hormonları çalıştırıyor. Adrenalin, noradrenalin çalışmaya başlıyor. Hemen vücut kaslara kan depolamaya başlıyor, karbonhidrat üretmeye başlıyor. Adrenalin yükselince kaçmaya ya da savaşmaya hazır hale geliyoruz.
Ve bu stres gerçekten bizim hayatımızı kurtarabiliyor. Ama aynı stresi, yani hayatınızda ne kadar ayı görebiliyorsunuz bilmiyorum ama ofiste bizde şu var. Aynı stresi, bir ayı görmüş kadar yaşadığımız stresi iş yerinde, evde, sokakta, her yerde günde 10 kere, 15 kere ve bunu ömür boyu yaşıyoruz. Ve ne oluyor? Artık bu stres kronikleşmeye başlıyor. Ve bu stres de aslında karşımızda ayı kadar tehlikeli bir şey olmamasına rağmen bizim kendi zihnimizin onu bu kadar büyük bir tehlike olarak, bu bize söylenen bir söz olabilir, bizim için arkamızdan duymuş olduğumuz bir şey olabilir, yüksek sesle konuşan birisi olabilir, bizim kıyafetimize söylenen bir söz olabilir. Bunların hepsi sadece bizim anlamlandırdığımız, bizim yargıladığımız şeylerdir. Şimdi genel olarak farkındalık konusu böyle. Peki ofiste farkındalıkla ilgili bizim beceremediğimiz şeyler neler? Birincisi beslenme konusu. Beslenmek aslında, ofiste beslenmek gerçekten çok 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 zor bir şey değil. Ama bunun için yapmamız gereken şey ilk olarak farkındalıkla birlikte bir plan yapmak. Öncelikle bir niyete ulaşmamız lazım. Ben ofiste de sağlıklı beslenmek niyetindeyim. Bu niyet çok çok önemli. Bununla ilgili işte bu videoyu izliyorsunuz. Bu videoda birçok şey öğreneceksiniz ve bunları uygulayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ve önemlisi diğer günü planlamak. Yani bir sonraki gün, öncelikle kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri, özellikle ofis çalışanları için. Ben birçok videomda işte intermittent fasting, aralıklı orucu öneriyorum ama öncelikle beslenme düzenini değiştirmek istiyorsanız, yeni bir beslenme sistemine geçiyorsanız kahvaltıyla başlamanızda fayda var. Ne yapacaksınız? Sabah kahvaltısını ofiste yapma şansınız varsa kahvaltıda yumurta bulabiliyor musunuz? Sizi en çok tok tutan şey, çok çok önemli. Yeşillik bulabiliyor musunuz? Domates, salatalık, biber, roka, maydanoz, dereotu, 3 zeytin bulabiliyor musunuz? Ve bir avuç çiğ kuru yemiş. Bunlar sizi, bu kombinasyon en çok doyuracak kahvaltı. Ama siz günü planlamazsanız, ofise geldiğinizde ya çok da acıktım, şuradan bir simit alayım, bir poğaça alayım, yiyeyim derseniz öğle yemeğinde kurt gibi acıkırsınız. Öğle yemeğinde yapacağınız tercihler, eğer şirkette yemek çıkıyorsa yine bol miktarda lif ve yeşillik olmalı. Eğer dışarıdan söylüyorsanız yine salata yiyebileceğiniz, bol miktarda salata. Yani salata derken herkes şu, bu bir tane somon söylüyorlar. Yanında şöyle garnitür gibi küçücük bir yeşillik geliyor. İşte ben yeşilliğimi de yedim. Hayır. Yediğiniz yeşillik, yediğiniz proteinin, bu isterseniz bitkisel protein olabilir baklagillerden, isterseniz hayvansal protein olabilir. Yediğiniz proteinin yaklaşık 3 ya da 4 katı olmalı. Yani yediğiniz, en çok yediğiniz şey sebze ve salata olmalı. Öğle yemeğinde de buna dikkat etmek gerekiyor. Eğer sabah kahvaltısını ofiste bu şekilde yapmak gibi bir imkanınız yoksa yapacağınız şey yarım saat daha erken kalkıp ya da bir gece önceden kahvaltınızı hazırlamanız. Yumurtaları haşlayabilirsiniz, domates, salatalık, biber kesebilirsiniz, zeytini koyabilirsiniz. Bunları bir kaba koyup isterseniz sabah evden çıkmadan, belki şansınız varsa yolda ya da iş yerinde tüketebilirsiniz. Böyle bir kahvaltı yaptığınız takdirde öğle yemeğindeki karbonhidrata, ekmeğe, tatlıya saldırma ihtimaliniz çok 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 düşecektir. Yine öğle yemeğinde herkesin avuç içi kadar bir protein kaynağı yeterli. Bunun yaklaşık 3-4 katı kadar sebze koyduğunuz zaman bu yiyecek de, bu yemek de sizi uzun süre tutacaktır. Diğer bir konu ise ofiste tüketilen atıştırmalıklar. Eğer ofisinizde akşamüstü saatlerinde baklavalar, börekler dolaşıyorsa lütfen ofis yöneticinize söyleyeyim, benimle bir görüşsün. Bu tarz yiyeceklerin mümkün olduğu kadar çok özel günler dışında, yani birinin doğum günü olur, bir şey olur, bir yerde bir kutlama vardır. Okey, ama her gün akşamüstü poğaça servisi, çikolata servisi, tatlı servisi vesaire yapılıyorsa buna bir dur demek gerekiyor. Çoğu şirket akşamüstü işte kuru yemiş servisi yapıyor, az şekerli meyve servisleri yapıyor. Bunlar güzel. Eğer böyle bir servis de yoksa siz mutlaka sabah evden çıkarken o gün yiyeceğiniz akşamüstü ara öğününüzü yanınızda götürün ve masanıza koyun.
Yani bazen şunu yapıyorlar. Hadi ben işte bir kilo muz aldım, bunu koyayım. Ben bunu 3 günde 4 günde bitiririm. Ama o öyle olmuyor. Siz oraya bir kilo muzu koyuyorsunuz, bir tane atıyorsunuz, sonra bir daha istiyorsunuz. Nasılsa çekmecenin altında hazırda duruyor. İşte burada genellikle farkındalıkla ilgili de problemimiz olduğu için diyelim ki o sırada canımızı sıkan bir mail geldi. O maile ve o maille ilgili çözüme odaklanmak yerine bizim elimiz orada omuza, orada ne varsa artık ne bulabiliyorsak ona doğru gitmeye başlıyor. Ve biz aslında farkında olmadan o maile bakarken, üzülürken oradan o yiyeceği belki de çiğnemeden yutuyoruz. Bu çok karşılaştığımız bir şey. Lütfen o gün yiyeceği getirin ve başka bir şey bulamayın masanızda. Bu çok çok önemli. Diğer bir konu ise ofiste su içme alışkanlığı. Lütfen ilk acıktığınızda, yani ilk o açlık hissi geldiğinde, ya ben yiyecek ne bulabilirim sağımda solumda, hemen yiyecek bir şeye yönelmek yerine ilk yapmanız gereken şey su içmek. Evet, susuzluk her zaman açlıkla karıştırılır. Bazen şunu hissedersiniz, ya ben açım. O sırada şöyle büyük bir bardak su, yarım litreye yakın bir su için ve bir bakın bakalım gerçekten hala aç mısınız? Ben bahse varım ki diyeceksiniz ki hayır ben aç değilmişim, aslında ben susuzmuşum. Ve her zaman şunu düşünün, insanoğlu hiçbir zaman ilk acıktığı anda, yani tarihine baktığımızda ilk acıktığı anda hazır bir şekilde yiyecek bulamadı. Bu son 30 senede, 40 senede, belki 50 senede bu şekilde. İnsanoğlu acıktığı zaman kendi yiyeceğini aradı, gitti, buldu, bir çaba gösterdi. Dolayısıyla açlıktan korkmayın. Aç hissettiğinizde o anda ağzınıza bir şey atacaksınız diye bir kural yok. Eğer açlık çok hızlı geliyorsa ya da yediğiniz ufacık bir şey sizi kesmiyorsa o açlık değil, yoksunluktur. İşte buradaki farkındalık da çok çok önemli. Diyelim ki benim söylediğim gibi bir öğle yemeği yediniz. Çok güzel bir işte somon, yanında da salata ya da bir tavuk butu ve salata. Bunu yediniz ve bunu yedikten sonra bol bol da yediniz. Yani gerçekten çok büyük bir tabak bitirdiniz. Bunu yedikten sonra eğer şöyle bir his geliyorsa, ya ben daha doymadım. Tamamlanmamış bir şey var karnımda. Sanki bir şey eksik. Şunu düşünün. Aynı yemekten bir tane daha yiyebilir misiniz? Eğer aynı yemekten bir tane daha yiyebilecek haldeyseniz o zaman gerçekten açsınız demektir. Ama ya aynı yemekten yiyemem ama ya bir şey eksik diyorsanız bu açlık değil, yoksunluktur. Bir süre bu gıdaları elimine ettiğiniz zaman o yoksunluk hissi de geçecektir. Şimdi bu söylediğim her şey ofis ortamında çalışanlar için ama artık çoğumuz evden de çalışıyoruz. Aynı kurallar evden çalışanlar için de geçerli. Yine dışarıdan yemek söylediğinizde ya da evde yemek yaptığınızda lütfen bu kuralları gözetin. Çok çok önemli. Farkındalığımızı artırmak için yapacağımız diğer bir konu ise hareket. Hareketteki farkındalık aslında. Yani ister evden çalışın, ister ofiste çalışın, hareket etmek zorundasınız. Özellikle kadınlar için her bir saatte bir 5 dakika, 10 dakika hareket etmek hormonlar için çok önemli. Bu kalori yakmak için, daha fazla kalori harcayıp daha fazla yemek yiyebilmek için yaptığımız bir şey değil. Bu hormonlarımızın doğru çalışması için yaptığımız bir şey. Bunun için kendimize bahaneler üretebiliriz. Neler olabilir? 1. Telefon konuşmalarımızı ayakta yapabiliriz. Dolaşarak, evin içinde ya da ofiste volta atarak yapabiliriz. Bu bize bir hareket imkanı sağlar. Çay, kahve, su gibi şeyleri almak için birine söylemeyiz de gidip kendimiz alabiliriz. Ya da merdivenleri iner çıkarız ofisteki bir arkadaşımıza. Bir şey söylemek istersek dahili telefonu kullanmak yerine belki bir kat inip onun yanına gidip onu söyleyebiliriz. Aynı şekilde evde de bir yerden, işte bakkaldan ya da marketten bir şey söylemek yerine gideriz, yürürüz, biz alır ve geliriz. Bu tarz hareketler dediğim gibi çok 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 önemli. Eğer hareket etmeyi unutuyorsanız cep telefonlarında çok güzel aplikasyonlar var. Bunları indirerek kendinize her bir saatte bir hareket etmeyi hatırlatabilirsiniz. Gerçekten ben bile kullanıyorum bunu. Çok çok işe yarıyorlar. Şimdi beslenme farkındalığından bahsettik, hareket farkındalığından bahsettik.
bunlarla ilgili, asıl bunların ikisinin de ötesinde zihinle ilgili farkındalığımız çok 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 önemli. Özellikle beyaz yakalılar, yoğun çalışanlar ister evden ister ofisten çalışsın. Böyle multitasking diye bir şey var biliyorsunuz, çoklu görev. Aslında bize yıllarca multitasking'in çok iyi bir şey olduğunu, aynı anda birçok işi bitirmenin çok iyi olduğu anlatıldı ama son yıllarda yapılan klinik çalışmalarda multitasking yapan kişilerin, aynı anda birçok işi yapmaya çalışan kişilerin aslında o işlerin hiçbirini verimli yapamadığı ortaya çıktı. İşte burada da yine farkındalık çok çok önemli. Bazen şöyle durumlarla karşılaşıyorsunuzdur. Diyelim ki o sırada bir tane mail geldi ve başınızda dikili duran bir iş arkadaşınız sizden bir şey istiyor. O sırada dahili telefonunuz çalıyor. WhatsApp'tan sevgilinizden çok kötü bir mesaj geldi. Ona bir cevap yazmak zorundasınız. Bir yandan başka birine de bir mail yazmanız gerekiyordu. Masanın üstünde bekleyen kağıtlar var. Kilitlendiniz kaldınız. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Bir arkadaşınıza bakıyorsunuz, bir maile bakıyorsunuz, bir WhatsApp'tan mı yazsam ve aslında o sırada belki de mail üzerinden hiç yazmamanız gereken çok hatalı bir cümle kuruyorsunuz. Bu işinizle ilgili başınıza çok büyük bir dert açıyor. Hepsini bir anda idare edeyim derken. İşte burada o stresi yönetip sakin kalmak çok çok önemli. Orada sakin bir zihinle o anda yargısız bir şekilde, objektif, tarafsız bir şekilde onları bir öncelik sırasına koyup o öncelik sırasıyla tamam önce sana cevap vereyim. Sonra bu biraz daha bekleyebilir, mail de bekleyebilir. Şu çalan telefon çok fazla ses çıkartıyor, önce onu halledeyim. Bu tarz bir önceliklendirmeyle tek tek olayları çözün. Ama bu gerçekten çok kolay bir şey değil. Bununla ilgili çok ciddi bir pratik yapmak gerekiyor. Mindfulness, farkındalık pratiği yapmak gerekiyor. Bunun için de size şimdi çok güzel bir nefes egzersizi göstereceğim. Bu nefes egzersizini isterseniz evde, isterseniz ofiste, gün içerisinde istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Çok karışık bir nefes egzersizi değil. Yapması çok basit ama ilk başta biraz zor gelebilir. Lütfen buna birazcık zaman verin. Bu videoyu bir yere kaydedebilirsiniz. Sürekli izleyip benim yönlendirmelerimle yapabilirsiniz. Ama çok zor bir nefes değil. Her gün istediğiniz kadar, sabah, yatmadan önce, iş yerinde, işte bu biraz önce söylediğim örnek gibi her şeyin üstünüze geldiği zamanlarda bu nefes tekniğini uygulayabilirsiniz. Evet, nefes tekniği için yapmanız gereken benim gibi bu şekilde dik bir yerde oturmak, sandalyede oturabilirsiniz, koltukta oturabilirsiniz. İsterseniz yatabilirsiniz de ama çok uykunuz varsa sadece uykudan önce yapacağınız nefes egzersizlerinde yatarak pozisyonda yapın. İş yerinde bir yere yatıp yaparsanız uyuma ihtimaliniz var. Dolayısıyla iş yerindeyken dik olarak yapmanızı öneriyorum. Evet, bu nefes egzersizinin ismi kare nefes. Kare şekilde nefes alıyoruz. Yani şu şekilde nefesi alıyoruz. Aynı süre boyunca tutuyoruz. Aynı süre boyunca veriyoruz. Tamamen verdikten sonra nefesi aynı süre boyunca tekrar tutuyoruz. Yani bu şekilde aynı sürelerle al, tut, ver, tut. Al, tut, ver, tut şeklinde yapıyoruz. İsterseniz gözünüzü kapayabilirsiniz, isterseniz kapamayabilirsiniz. Ama bunları sürelerini sayarken ben size önden bir yönlendirme yapacağım. Bu yönlendirmeyi 2-3 kere tekrar edeceğim. Bir süre sonra siz bunu kendiniz yapmaya başlayacaksınız. İşte bu nefes egzersizinde odaklanmanız gereken şey burnunuzdan içeri giren hava, artık ciğerlerinizin ve kalbinizin doluyor olma hissi. Tamamen dolduktan sonra tutma hissi, tuttuğunuzda yaşadığınız his, hep bunlara, o an olanlara yargısız bir şekilde, ya benim nefesim çok mu geldi, kalbim çok mu atıyor, bunların hepsi yargılar. Sadece izleyin neler oluyor, nabzınızda ne gibi değişiklikler oluyor, karnınızda ne gibi değişiklikler oluyor, nefesinizi tuttuktan sonra verirken nasıl bir rahatlama oluyor karnınızda, burun deliklerinden çıkışı havanın nasıl, ne hissettiriyor size? Ve tamamını verdikten sonra karnınız hangi konuma geldi? Tamamını verdikten sonra nefessiz orada durmak nasıl bir his? Buna odaklanmaya çalışın. Kendinizi çok fazla zorlamayın. Ben şu anda 5'e kadar sayacağım. Bu size zor geliyorsa 3'e kadar bile sayabilirsiniz. Ama yapmanız gereken bu nefes egzersizini her gün yapıp her gün birazcık süreyi
arttırmayı hedeflemek. Unutmayın, bunu düzenli olarak yapmak, yani sadece stresli olduğunuz zamanlarda değil, düzenli bir diş fırçalamak gibi alışkanlık haline getirmek çok çok fayda getirecektir size. Evet, hazırsanız başlayalım. Şimdi ben gözümü kapatacağım ve önce derin bir nefes alıyorum. Nefeste çok böyle değişik bir teknik yok ama sadece burnumuzdan alıp burnumuzdan vereceğiz. Önce alacağım ve sayacağım. Saymayla da size yönlendirme yapacağım. Evet, al nefes. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Ver nefes. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Al nefes yavaşça. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Ver yavaşça. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Al nefes. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Ver nefes. 2, 3, 4, 5. Tut. 2, 3, 4, 5. Evet, siz bu şekilde devam edebilirsiniz. Bunu yaklaşık 4 dakikayla, 5 dakikayla başlayın. Yine bu nefesi yapabileceğiniz güzel uygulamalar var. Onların yönlendirmeleriyle de yapabilirsiniz. Ama bu sayıları isterseniz bu şekilde sayın ya da içinizden sayın. İlk başta yüksek sesle sayabilirsiniz. Sonra sessizleşebilirsiniz. Bir süre sonra size çok iyi geldiğini göreceksiniz. Mesela ben şu anda 5'e kadar saydım ama bu nefesi şu anda ben 15 saniye, 20 saniye ile yapabiliyorum. Yani 15 saniye alıyorum, 15 saniye tutuyorum, 15 saniye veriyorum. Tamamen verdikten sonra yine 15 saniye tutabiliyorum ve bu yavaş yavaş yapmanız gereken bir şey. Sizin farkındalığınızı artıracak, rahatlatacak. Eğer modunuz düşükse yükseltecek. Eğer çok yüksekseniz birazcık daha dengeye getirecek. Çok güzel bir nefes egzersizi. Evet, bugün bu videoda ofiste ve evde çalışanlar için farkındalık, beslenme, hareket ve zihinsel farkındalığı işledik ve çok güzel bir nefes egzersizi yaptık. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen siz de beğenme butonuna tıklayın ve Deniz Akademi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Benim diğer videolarımı da sakın kaçırmayın.